Serdar Denktaş'ı almaya gidiyorum ama birazcık da düşünceliyim doğrusu. Çünkü onun kadar işte motorlara, arabalara, otomobillere tutkun olan bir insan, eski bir yarışçı. Dolayısıyla onun bir de huyunu biliyorum. Bir başkasının kullandığı araçta her kim olursa olsun çok rahat edemiyor. Dolayısıyla acaba onu benim kullandığım bir araçta yolcu koltuğunda oturmaya ikna edebilecek miyim, göreceğiz. Belki de bugün rolleri de değişmemiz gerekebilir. Bakalım neler olacak. Hadi buyurun gidelim. Fazla gecikmeden alalım Serdar Denktaş. Bugünkü konuğum ve onu şu an seçim çalışmalarını yürüttüğü ofisten aldım. Tabii konuğum Serdar Denktaş olunca onun yanında sürücülük yapmak birazcık gergin olabiliyor. Hoş geldiniz Serdar Denktaş. Hoş bulduk da yani gerçekten ben sürsem daha rahat konuşacağız. Çünkü kim daha gergin şeyi oldu bu? Birazcık gergin Serdar Denktaş. Çünkü siz makam aracı bile kullanmıyorsunuz. Başkasının kullandığı arabada oturmaktan rahatsız oluyor. Rahatsız oluyorsunuz. Program formatımızda bugün ben yolcu koltuğunda oturmuş oldum böylelikle. Evet. Ve böylelikle daha rahat konuşabilme imkanını yakaladık. Evet, birazcık gergindiniz. Şimdi yeniden bir başlangıç yapmış gibi olduk doğrusu. Peki nasıl gidiyor Serdar Denktaş seçim çalışmaları? Gayet güzel gidiyor. Hakikaten her gittiğimiz yerde büyük bir destek ve bizde büyük bir moral depolayarak yolumuza devam ediyoruz. Özellikle sizin bu seçime katılıp katılmama konusunda eğer ben bahis yapmış olsaydım kesinlikle aday çıkacağınızı söylerdim. belli bir aşamada ve kazanan ben olurdum. Bunu bekliyordum doğrusu. Ama siz de bayağı bir beklediniz. Hatta ben sizi zaman zaman programımda konuk etmek istediğimde biraz bekleyeceğim nazar, biraz ortamı dinlemek istiyorum dediniz. Evet. Ne duydunuz da aday olmaya karar verdiniz? Yani o dönemde benimle bahse girmiş olsaydın ben kaybetmiş olacaktım. Gerçekten çünkü mi? Kararlıydım girmemeye. Yani her vatandaş gibi ben de baktım kime vereyim acaba diye. Gönül rahatlığıyla gidip verebileceğim bir aday tespit edemedim. Sonra etrafımla konuşunca baktım ki herkes benimle aynı durumda. Karar verdim. Bu kadar yıllık tecrübe, 5 yılı niye bekleyeyim? Çıkayım. Vatandaş alternatif olarak görürse ne ala, takdir ve irade vatandaşındır. Ona göre karar verir diye düşündüm. Neticede de öyle oldum. Bu irade konusu tabii son günlerde çok farklı şekillerde konuştuğumuz bir konu. Ama iş döndü dolaştı, dış mihraklar açıklamalarına da geldi. Bu dış mihraklar söylemi aslında yeni bir söylem değil de çok uzun zamandır duymadığımız da bir söylem galiba. Size ne hissettirdi, ne düşünüyorsunuz bu olan biten hakkında? Yani özellikle anlam planı döneminde hatırlarsan üçüncü ülkelerden, Türkiye dışından da bayağı bir içimizde dolaşan, yönlendiren, vatandaşa kitapçıklar dağıtan, biz anlam planını tartışanlardanım. Köylere gidiyorduk anlam planını anlatalım diye. Köylü karşımıza çıkıp biz biliyoruz anlam planını. Ya biz içinde tartışırız ve hala daha tam öğrenemedik, dönüm bakmamız lazım. Sen nasıl bilirsin diye sorduğumuzda da bir yeşil kitapçık çıkarırlardı önümüze. Türkiye'de de aynı şekilde Ankara'dan gelen telkinle evet deyin, evet deyin, evet deyin telkinleri o dönemde de vardı. Hatta o dönemde de itiraz etmiştim. Yapmayın bunu, bırakın Kıbrıs Türk'ü kendi iradesini verecek ve zaten evet çıkacak.
demek değilim. Hakikaten insanımız o dönem, tamam hükümet böyle diyor ama acaba asker ne diyor diye döndü genelkurmaya baktı. Genelkurmay'dan da gelen cevap benzeri evet deyin şeklinde olunca da burada %70'in üstünde bir evet oyu çıktı. Dolayısıyla bu tür girişimler hep oluyor. Ama anlam planı referandumu, eş zamanlı ayrı ayrı yapılmış olan referandum, bütün dünya bizim ayrı bir demokrasimiz olduğunu, self-determinasyon hakkımızın, ayrı self-determinasyon hakkımızın var olduğunu tescil ettiğimiz bir referandumdu. Ve yani o plandan kalan tek kazanım neredeyse bu. O dönemden sonra seçimlere müdahale yapılmasın, kendi özgür irademizle gidelim, oyumuzu kullanalım talepleri hep ortaya çıkmıştır. Bu dönem yaşanan kadar bir müdahale doğrusu hiç olmadı. Devletin yönetiminde halkımızın kendi düşüncesini, fikrini, gönlünü yöneltmek istediği bir adaya hayır ona verme, buna ver gibi bir baskıyla ve zaman zaman kişinin çevresinin genişliğine bağlı olarak tehdide varan bir üslup ile ortaya çıkarsa bu hoş olmaz. Kendi yasalarımızı çiğnemek için, kendi devletimizde geçirdiğimiz seçim yasaklarını delmek için çeşitli formüller üretilir ve illaki ben bunu istiyorum gibi bir yaklaşımla ortaya çıkarsanız o zaman bizim de seçim yapmamıza gerek kalmaz. Peki bu özellikle ekonomik gelişmeler ya da işte Covid'in de etkisiyle hem Türk lirasının değer kaybıyla ekonomik anlamda parlak bir durumda değildik. Daha da parlak günler beklemiyor bizi. Bu karşılığında işte Türkiye ile ilişkiler iyi olmalı. Çünkü ekonomik anlamda güvencemiz orası. İşte ilişkilerimiz iyi olmazsa para gelmez. Ya da işte ne var? 117 milyon geldi böyle bir ortamda bile. İşte bu iyi bir şey aslında. Söylemlerini de beraberinde getiriyor. Ekonomiyle birlikte nasıl değerlendiriyorsunuz? Yani bizim Türkiye ile ilişkilerimiz ekonomik veya mali alver ilişkisi değildir. Burada kendi irademizin ortaya çıkardığı kişi her kim olursa olsun benim istediğim adamı seçmediniz. Ben size artık yol yapmam, su vermem, bütçe katkısı göndermem gibi bir yaklaşım elbette kabul edilebilecek bir yaklaşım olmaz. Mantıklı bir yaklaşım olmaz. Bizim Türkiye ile bağlarımız tarihseldir. 1571'de Osmanlı buraya almış. 1579'da benim ailem de, ecdadım da buraya gelmiş. O yıldan beri İngiliz'in baskısı altında, 1878'den sonra İngiliz baskısı altında, Rum baskısı altında yaşamışız bu ülkede. Şimdi böyle bir baskı yönelirse Kıbrıs Türk'üne unutulmaması gereken bir şey var. Bu insanlar burada bir varoluş kavgası verdi. Bu insanlar bu ülkede bir demokrasi kavgası verdi. Kıbrıs Türk'ünün adada harada varlığının nedenidir. Her iki mücadele, hem varoluş hem özgürlük mücadelesi. Bunları yok saymak, iradeniz yoktur sizin, ben ne dersem o olur demek, Kıbrıs Türk'ünü yok saymaktır. Bütün dünyanın ve en başta Rum'un beklediği ortam da bu zaten. Rum'a böyle bir fırsatı vermek, kendi elimizle vermek, benim bir denktaş olarak her şeyden önce kabul edebileceğim bir şey değil. Sizin bu söyleminiz yani seçim döneminde de kullandığınız sloganınız iradeye işaret ediyor. İrademize sahip çıkın. Sahip çıkın evet. Mesajları veriyor. Aynı zamanda da bu ilişkinin sağlıklı bir temele oturması gerektiği mesajlarını daha önceden aynen de veriyorsunuz. Evet. Neyi tanımlıyor? Sağlıklı bir temele oturması gerekiyor'un altını nasıl dolduruyor? Ben para öderim, sen yaparsın istediğimi ilişkisi sağlıklı bir ilişki değil. Bugüne kadar gelen, evet, bu mu? Bu bugüne kadar gelen değil, son bu zamanlarda mu oluşan bu. Seçimin içerisinde bir tartışma programı var, onu bırakıp gideceksin Ankara'ya. 117 milyon aldım deyip geleceksin, onu maaşları ödemek için geçireceksin. Ne ilginçtir. Aynı gün veya bir gün sonra devlet dairelerinde çikolata dağıtıldı adaylardan biri tarafından. O parayı alan aday tarafından. Çikolataların son kullanım tarihi 30 Ekim ay sonu biter. Peki şimdi bu gelen paranın da mı son kullanım tarihi var? Karayolları bir reklam çıktı.
çok ilginçtir, reklamda kullandıkları şahıslar da hep kampanya elemanları. Bu demek midir ki bu yolların yapımı için, suyun gelişi için, efendim elektriğin gelmesi için, bütçe katkısının devam etmesi için son kullanım tarihiniz aslında 19 Ekim'dir. Böyle bir mesaj olabilir mi Kıbrıs Türk'üne? Bunu mu hak etti bu insanlar? Bunun için mi yazıldı Erenköy destanları, efendim Mausa destanları vesaire? Zamanında anlam planına evet demek doğru değildi. Güney hayır diyorsan. Denktaş'ın bütün uğraştığı o hayra götürmekti. Her iki tarafın hayır demesi halinde çünkü. Bütün dünya iki tarafında Kıbrıs tahayyülünü anlamış olacaktı. O şansı kaybettik. Referandumdan sonra atılması gereken adımlar vardı. O yaptırılmadı. Ve bir süreç bizi ta Crans-Montana'ya kadar getirdi. Crans-Montana'da Türkiye'nin bilgisi dahilinde Akıncı gitti, bir harita verdi. Olmaması gerekirdi, verilmemesi gerekirdi. Beşli konferansta garantiler Türk Dışişleri Bakanlığı tarafından masaya kondu. Yapılmaması gerekirdi. Nasıl olduysa Anastasiadis bunu reddetti. Ve döndük geri geldik. Akıncı, bu iş bitti, artık federasyon görüşülmez, bu kapsamda federasyon görüşülmez demekteyken şimdi yeniden aday oldu. Hiç müdahale olmasa Akıncı bugün belki de birinci turu geçer mi geçmez mi hesabını yapacaktı. Gerçi yine aynı duruma düştü ama yani bu yaşananlar sonunda arzu edilenin tersi etki ediyor, evet, mu diyorsunuz? Aynen öyle. Yani bir müdahale tepki... müdahale olmasaydı Akıncı'nın artık söyleyecek sözü kalmayacaktı. Ama maalesef o müdahaleyle birlikte işte ikinci tura kalacağı kesin gözle bakılan aday konumundaydı son zamanlara kadar. Şimdi bir muğlaklık çıktı. Ama bu müdahale tartışmaları konusunda örneğin en sert açıklamayı siz ve Sayın Akıncı'nın yaptığı konusunda yorumlar geliyor. Akıncı'nın o kadar sert açıklamasını ben görmedim. Ben yapıyorum çünkü bu ülkenin, bu devletin varlığına inanıyorum, bu devlete inanıyorum. Bu devletin, devleti oluşturan insanların özgür iradesinin bütün dünyaya tescil edilmesi gerektiğine inanıyorum. Eğer söylenen sonuç çıkabilmiş olsaydı, Allah'tan öyle bir ihtimal yok. O zaman burada bizim özgür iradeden vesaire bahsetme şansımız kalmazdı. Türkiye ile elbette her seçilen, her kim olursa olsun, müşterek bir hedef belirleyerek o müşterek hedefe doğru birlikte yürümek durumunda. Bunun başka yolu olamaz. Başka türlü hareket edemeyiz. Rum tarafı Avrupa Birliği'nin üyesi, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı yasal idare. Ama Yunanistan'la öyle bir bağ var ki aralarında, her şeyi birlikte konuşarak her adıma atıyorlar. Yani sağlıklı ilişki dediğiniz tabii örneğin ki, bu. Bizde olmayan. Tabii ki bizde olmayan. Yani varken bu ilişki kaybettik. Ne zaman kaybettik? Denktaş git vatanında konuş diye Türkiye'den kovuldu. Geldiğinde buraya o kırgınlıkla aday olmaktan geri çekildi. O günden beridir bir müşterek hedef yok ortada. O günden beridir bir liderlik gerçek anlamda yok ortada. İlişkiler giderek farklılaştı ve alver ilişkisine dönüştürüldü. Bu böyle bir yöntem. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırma yöntemidir. Peki. Şimdi bir grup Rum'a, Rum'la anlaşma olacaksa devleti savunmaktan vazgeçer. Bir grup Türkiye'ye bağlanalım der, devletten vazgeçer. Ben devlet birine karşı durmak için değil, bizim içindir, bizim geleceğimizin en önemli teminatıdır. O nedenle devlete sahip çıkmamız gerektiğini söyleyenlerdenim. İnananlardanım gerçekten bu devlete. Peki bu devlet kurumsallaşmasını niçin tamamlayamadı sizce? Yani eleştirdiğimiz... Her bir buçuk yılda bir hükümet değişirse kurumsallaşamazsınız tabii. Bu seçim döneminde kimi söylemleriniz, bu yeni cumhuriyet gibi söylemleriniz böyle işte hem Denktaş soyadı hem de
birazcık şaşırttı gibi, altını doldurduğunuz şekliyle ama kabul de gördü gibi bir imaj var. Kabul şimdi, gördü. Sizin özellikle böyle temas ettiğiniz, görüştüğünüz kitle toplantıları çok dar çerçevede yapılabiliyor kitle tabii ki. Kitle toplantısı yapılamıyor. Küçük gruplarla görüşebiliyorsunuz bu minvalde. Hem bu yeni normaldeki seçim çalışmalarını sorayım, hem de sizin söylemlerinizin sahada nasıl karşılık bulduğunu sorayım. İnsanlarımız sorguluyor. Çünkü gerçekten yeni bir şeyler söylüyorum, farklı bir şeyler söylüyorum. Kamplaşmanın ötesinde birleştirici bir yaklaşım sergiliyorum. Dolayısıyla insanlar sorguluyor. Abi nedir yeni cumhuriyet dediğin, babanın kurduğu devleti ortadan mı kaldıracaksın? Tam onu hayır. Diyeceğim. Aslında hayır, benim ters ne soyadına işaret etmemin evet. nedeni o. Birazcık öyle de algılandı ne sanki. Evet, hayır. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 1983'te ilanı öncesinde var olan o heyecan, o beklenti, tertemiz yepyeni bir devlet oluşuyor, artık hayatımız daha adil, daha güzel olacak heyecanını yeniden yaşatmak istiyorum. Çünkü evet, hedeflediğim devlet, hedeflediğim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kendi içinde adil, kendi içinde barışık ve uluslararası hukuka uyum sağlayabileceğini gösteren, ispat eden, iradesiyle, alışkanlıklarıyla, kültürüyle geleceğe doğru yürüyebileceğini ispat eden bir hale gelmeli. Budur ülkedeki çözümü de sağlayacak olan. Seçim yasağını delmek için ne oluyor? Buradan çıkıyor başbakan, Türkiye Ankara'ya gidecek. Ankara'da muhtemelen Sayın Erdoğan'la birlikte açılış yapılacak. Ve yasak delinmiş olacak ve mesaj verilmiş olacak. Bunların hepsi seçim gündemi. Tamamen seçim şeyleri, seçime müdahale girişimleri. Peki. Bunu biz görüyoruz, dünya görmüyor mu zannediyor insanlar? Ya da tam tersinden sorayım. Şimdi yorumlar hani tam tersi yönde etki edecek, Kıbrıs Türk halkı iradesine müdahale ettirmez şeklinde yorumlar yapılıyor ya. Hı-hı. Siz de az önce benzer bir yorum yaptınız. Bu en azından bu şekilde itham edilen, işte müdahale ettiği şeklinde söylemleri muhatapları tarafından görülmüyor mu? Yani müdahale ediyor. Bir de böyle insanlarımız var trafikte. Şimdi kamera onu görüyor mu bilmiyoruz. Trafiğe az sonra geleceğiz. Yani bu ters tepecek, böyle yapmayalım yaklaşımını göremiyor mu örneğin? Görmüyorlar. Yani nedense o şey, inanç var işte. Bu kadar yardım yapıyoruz ya, Kıbrıslı Türkler bizi dinlemek zorunda. Ya o Kıbrıslı Türkler size candan bağlı, gönülden bağlı. Ama bu izole edilmiş ortamda dünyaya açılan tek penceresini falancayı seçmezseniz ben kapatırım ha dersen döner işe diyet ödeme hikayesine. Yani tek bir özgürlüğümüz bu, bizim seçimlerimiz, demokrasimiz, tek özgürlüğümüz, doya doya yaşadığımız tek özgürlüğümüz. Onun için dokundum ve ezelden beridir zaten tepkisel bir şeyi vardır Kıbrıslı Türk'ün. Ben çok sordum bu arkadaşlara. Ya aslında siz herhalde başka birini seçtirmek istiyorsunuz. O nedenle böyle davranıyorsunuz. Öğrendiniz Kıbrıs diye. Hayır, öyle bir şey yok. Ama yani gerçekten dönüp baktığımda öyle. Peki siz hükümetlerde bulundunuz, bakanlık yaptınız, pek çok farklı devletin farklı kademesinde görev aldınız ve bu bürokrasiyle, Türkiye'deki muhataplarla bir araya gelinen masalarda oturdunuz. Biz hep kameraların önünde gerçekleşenleri gördük ama içeride bu minvalde konuşmalar yapılmadı mı hiç? Tepkileri ne oldu? Yapılır tabii, yani yapılmaz değil. Bu sadece bugünkü iktidarla değil. Yani ben 30 yıldır siyasetteyim. Geçmiş dönemlerde de Sayın Şükrü Sinan Gürel'le de, efendim Kilercioğlu'yla da, daha bir sürü bakanla da zaman zaman tartışmalarımız elbette oldu. Olması da gerekir. Yani Allah insanları farklı yarattı. Farklı fikirleriniz vardır, farklı görünüşleriniz vardır, farklı duruşlarınız vardır. Elbette itiraz ettiğiniz şeyler de olur. Ama bu... Bunu yapmazsanız işte size şunu yapmam, bunu yapmam gibi bir noktaya hiç gelmedi. Bu ilk tarihinde. Defa mı oluyor? Yani şu an o noktada böylesi mıyız? İlk defa oluyor. Ve yani aslında böyle bir şey olacak mı? Hayır. Seçilen her kim olursa o ilişkiyi yeniden kurmak zorundadır ve kurulur bu ilişki. Yani düşman
şeyler değiliz çünkü. Benim bir tek hedefim vardır, bir tek isteğim vardır. Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilişkilerinin Denktaş döneminde olduğundan daha da güçlü bir hale gelmesidir. Bunun yolu da yöntemi bu şimdi yapılan değil. Ama Türkiye ile Ankara'yı da ayırıyorsunuz. Ankara'yı ayırıyorum çünkü Ankara idareyi temsil eden yerdir. O nedenle ayırıyorum. Şimdi tabii bu o kadar seçim artık çok az bir süre kaldığı için günlük hayat pratiklerinde etkiler durumda ama seçimden sonra da hayat devam edecek hiç kuşkusuz. Evet. Yani siyaset kurumundan bahsediyoruz ama bu kutuplaşma noktası çok önemli bence. Çünkü yine biz bizeyiz. İşte her ne kadar adaylık sıfatlarınız varsa da burası küçük bir toplum ve netice itibariyle herkes herkesi de biliyor. Aslında bu kadar üst perdeden ve bu kadar gerginleştirici bir dilin kullanılmasının topluma nasıl bir etki edeceğini düşünüyorsunuz? Son derece olumsuz. Yani plancı adayı seçerseniz Türkiye'yi sevenlerdensiniz. Plancı adayı seçerseniz bu toprakları vatan belleyenlerdensiniz. Plancı adayı seçerseniz devlete inananlarsınız. Peki ben o söylediğiniz adaya örneğin oy vermeyeceğim. Türkiye'yi çok severim. Devletime çok inanırım. Bu toprakları vatan belledim. Bunu ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız şimdi? Nasıl olacak yani? Ve böylesi bir ayrım, yani toplumun önemli bir kesimini, %70, 75, 80'ini Türkiye'yi sevmeyenler diye damgalamak, devlete inanmayanlar diye damgalamak, bu toprakları vatan bellemedi diye damgalamak ne kadar doğrudur? Ve dediğin gibi 19'undan itibaren biz burada baş başayız yine. O zaman ne yapacağız? Ne yapacağız? Nasıl yüzde bakacağız? Yani bütün bu gelip burada şimdi seçimlerde dolaşanlar, müdahale etmeye çalışanlar, onlar gidecek. Geri memleketlerine, işlerine, güçlerine dönecekler. Biz buradayız ama biz birbirimizin yüzüne bakacağız. İdeolojik olarak birazcık değil, hani Denktaş soyadı da böyle daha sağda, dünyaya daha sağda bakan bir yerde sizi konumlandırmış olanları ciddi anlamda tökezletecek şeyler de yapıyorsunuz. Genel seçimlerde de oldu bu. Öyle bir manifesto ile çıktınız ki LGBT bireylerden tutun, marihuana kullanımı ya da bunun işte tıbbi anlamda kullanımı ve diğer konularda böyle farklı açılımlar vardı. Cumhurbaşkanları adaylarının imzasına sunulan yine Queer Kıbrıs'ın evet. belgesini imzalayan bir adaysınız. Bu anlamda da birazcık ezber bozduğunuzu söylemek mümkün mü? Yani ezber bozma değil, ben özgürlüğe inanırım. Her insanın kendi tercihini her alanda özgürce kullanabilmesine inanırım. Bir başkasının özgürlüğüne müdahale etmediği müddetçe. O anlamda da daha rahatım. Yeniliğe çok daha açığım birçok siyasi arkadaştan. Oy kaygısıyla hareket etmem doğru mu bu devlet için, bu halkın geleceği için diye düşünürüm. Doğru olduğuna kanaat getirirsem de onu hayata geçirmek siyasi için uğraş veririm. Siyasi sonuçları olmuştur ama sizin için doğru oldu mu? Tabii, oldu tabii ki. Olmasının nedeni ama birçok şeyi, 1,5 yılda bir hükümet değişir ya, birçok planınızı, birçok hedefinizi hayata geçirme fırsatı bulmazsınız. Çünkü zaten koltuğa oturursunuz, daha ısınmadan koltuktan kaldırır sizi birileri. Doğduğu yer insanın kaderidir denir ya. Serdar Denktaş'ın hem doğduğu ülke hem doğduğu aile size başka bir tercih bırakmadı diyebilir miyiz? Çünkü Serdar Denktaş kendi hayatı içerisinde motosikletinin üstünde, arabasında, elinde gitarıyla daha farklı bir hayat da yaşayabilirdi sanki gençliğinden bu yana ama siyaset kaderi mi oldu? Şöyle, tercihim değildi siyaset, o doğru. İş hayatındaydım. Bu taraf serbest. İş hayatındaydım. Efendim ticaretle uğraşmaktaydım. Türkiye'de Özal dönemi, liberalleşme başladığında ticaretin ters döneceğini gördüm. 3 katlı bir hediyelik eşya mağazam vardı o yıllarda. Onu hemen elden çıkardım. Sanayiye yöneldim. İç çamaşırı üretip Almanya'ya ihraç etmeye başladım. Albüm imal etmekteydim. Kotalar
gelince baktım ki o da yürümeyecek. Zaten şeyimiz yoktu. Kargo uçağımız yoktu. O dönem Asil Nadir'in yolcu uçağını kargo uçağı olarak kullanarak gönderirdim malzemeyi Almanya'ya. O da pahalıydı çok. Dolayısıyla ondan da vazgeçtim, finansa girdim. Yani söylemek istediğim, normal hayatımda risk almayı, bir yatırım yaptığımda bunun risklerinin ne olduğunu yaşayarak bilen biriyim. 30 yıldır siyasetteyim ama bir de siyasi evin içinde büyüdüm. Abimdi esas siyasetçi, evet. Ben siyasetin dışındaydım çok. Onu kaybedince son nefesinde verdiğim bir sözün üzerine, bir yeminin üzerine siyasete yöneldim. Diğer o alışkanlıklarım, işte motor sürmedir, denizde dalgıçlık yapmadır, gitar çalmadır vesaire. Onlardan da kopmadım. Onlar bana sizi, o mekanik hayattan insan olduğumu hatırlatan unsurlar haline dönüştü zaman içinde. Kıbrıslı birazcık daha sabırlıydı, tahammül seviyesi daha yüksekti. 2 saniye bekledi diye hemen boruya basmazdı araçta. Şimdi giderek düşüyor her konuda tahammül, evet, seviyesi. Hissediyor giderek, musunuz siz de? Giderek hoşgörü, saygı ve özgüven aşağı doğru bir trend. Ne olacak geldi. Bu iş? Bunu işte yeniden yükseltmenin yollarını bulmak zorundayız. Yeni cumhuriyet o nedenle gereklidir. Yeni yaklaşım, yeni duruşlar, kendini özgür hissedebildiği müddetçe insan daha rahata ulaşacaktır. Ondan eminim ve gerçekten yapmamız gereken de odur. Çok az bir süre kaldı seçime dedik. Biz de kendi süremizi dolduruyoruz, artık tamamlayacağız. Sizi de aldığım yere sizin kullanımınızla bırakacağız tekrar. Ama sorayım, 19 Ekim akşamı desem size ne dersiniz? Nasıl tahayyül edersiniz 19 Ekim akşamını? Ben şu ana baktığımızda 19 Ekim akşamına Cumhurbaşkanı olarak çıkacağımızı görebiliyorum. Büyük bir yanlış olmazsa arada diye de onu düzelteyim. 11 Ekim'e kadar büyük bir yanlış olmazsa. Nasıl ama çeşitli duyumlar geliyor kulağımıza. Bunların önlemlerini de almaya çalışıyoruz. Sandıklardan başlayıp ilçe seçim kuruluna, yüksek seçim kuruluna kadar yansıyabilecek müdahaleler konuşuluyor. Bunun olmaması için, gerçekleşmemesi için de her türlü tedbirimizi elbette alacağız. Yani sandığa müdahale noktasında, evet, duyumlar aldığınızı söylüyorsunuz, evet, doğru anlamda. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki 19 Ekim akşamını sordum, seçileceğimi düşünüyorum dediniz. Cumhurbaşkanlığı konutuna taşındınız. İlk mesai gününüz, o odadasınız, tek başınızasınız. Bana o günü birazcık anlatsanız. Yani öyle bir tahayyül yapmadım hiç ama ilk yapacağım iş Türkiye ile mutlaka bir araya gelip ortak bir hedef belirlemektir. Çünkü hedefsizlik bizi dağıtıyor. Hedefsizlik bizi bu durumlara düşürüyor. 74'e kadar vardı o ortak hedef. Birlikte mücadele ettik. O hedefe de ulaştık. O binanın yabancısı değilim. Yani bütün gençliğim orada geçti. Benim için yeni bir şey, bir yere taşınma olmayacak. Eski büyüdüğünüz eve dönmüş gibi bir olacaksınız. Bir sizin olaydır. Için, evet, öyle bir farklı psikolojisi de var. Yürüyüşüm değişmeyecek yani. İmkansız denilen, olmayacak denilen yenilikleri Cumhurbaşkanı olarak hükümetleri yönlendirerek, rol kaparak değil, hayata geçireceğime inanıyorum. Peki, çok teşekkür edelim. Ben teşekkür ediyorum. Bize arabayı kullanmama müsaade ettiğin için de sana teşekkür açıkçası ediyorum. Açıkçası sizi öyle gergin bir şekilde yanımda yolcu olarak taşıyamazdım. Ben teşekkür ediyorum. Beni böyle şoförlüğünüzle bir gün geçirmiş oldum. Güzel bir anı oldu benim için de. Bol şans dileyelim seçimlerde. Teşekkür ederim.